Yeni bir videodan daha herkese merhaba arkadaşlar. Seat Leon yenilendi. Hatta öyle bir yenilendi ki baba tarafından Golf'e, hatta çok sıkı rakiplerine bile birkaç boy fark atacak hale geldi. Dilerseniz şimdi yeni Seat Leon'da neler değişmiş, hangi motor teknolojileri gelmiş ve üstün güvenlik teknolojileri bize ne anlam ifade ediyor, hepsini yakından öğrenelim. Ama videoya geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanala halen daha abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Tasarım herkese göreceli bir kavramdır fakat ben yeni Seat Leon'un bu tamamen yenilenmiş tasarımını gerçekten çok beğendim. Tabii yeni Leon'un tasarımını çok beğendim derken eskisini asla yabana atmıyorum. 1999 yılında ilk kez piyasaya çıkmasının ardından 4. nesil Leon'a kadar toplamda 2.2 milyonluk satış adediyle Seat markasının demirbaşı haline gelen Leon, tasarımında ve ruhunda birçok izler taşıdığı Barcelona'da da yılın en çok satan otomobili unvanını almayı başarıyor. Önceki neslinde daha yuvarlak bir ön formun içinde sert köşeli hatlara sahip olan tasarım detayları kullanılırken, yeni Leon'da aracın genel formu da dahil olmak üzere birçok detaylarda keskin ve hareketli bir tasarım kullanılıyor. Bu hareketli tasarımı ön tarafta en çok fark edeceğimiz yer ise ön tampon ve kaput oluyor. Önceki nesilde kaputun tam ortasından otomobili ayıran bir çizgiyle düz bir tasarım ortaya koyulurken, yeni Leon'da onun daha hareketli görünmesine neden olan V şeklinde kaput çizgileri kullanılıyor. Aynı V şeklindeki çizgileri altıgen ızgaranın alt köşelerinde de görüyoruz. Bunun sonucunda yeni Seat Leon'a profilden baktığımızda burnunun ileride ve aşağıya doğru olduğu bir tasarımla karşılaşıyoruz. Yeni Seat Leon'un yenilenen far tasarımı önceki nesil Leon'dan miras kalıyor. Donanım paketine göre ekleyeceğiniz LED gündüz farlarının yatay üçgen şekli otomobilin genel tasarımıyla gayet iyi şekilde kombin oluyor. Eğer giriş seviyesinde bir Seat Leon satın alırsanız üzerinde gelen halojen farlarla bile oldukça güzel gözüktüğünü söylemeliyim. Yalnız bir de şunu fark ettim, normalde bir otomobilin kasası uzun süreler kullanılıp ardından yenilendiği zaman ilk başlarda göz bir alışamazdı, bir yatsırdı ama Seat Leon'da bu tam tersi oldu. Profilden baktığımızda ise yeni Seat Leon'da değişmeyen tek şeyin C sütunu olduğunu görüyoruz. Önceki modelde bıçak kesiği şeklinde birbirine paralel uzanan omuz çizgileri yeni Seat Leon'da çok daha yumuşatılıyor. Bunun sonucunda özellikle gündüz güneş ışığında ve gece trafik lambalarının altında yeni Seat Leon çok daha dikkat çekici ve hareketli gözüküyor. Şimdi geliyoruz benim en sevdiğim bölüme, arka tarafa. Tamam, önceki nesil Seat Leon'da oldukça güzel ve karizmatik gözüküyordu. Fakat yeni Seat Leon'un bir uçtan diğer uca uzanan bu stop tasarımına kalbimi bırakıyorum. Bu stop tasarımını hangi markaya da model kullanırsa kullansın benim daima hoşuma gidiyor. Ön taraftaki gündüz ledlerine benzer şekilde stop tasarımının yeniden tasvir edilmesi ve boydan boya yanan stop tasarımı tüm gözleri yeni Seat Leon'un üstüne çekiyor. Eğer yine giriş seviyesi bir Seat Leon'a sahip olursanız belki bir uçtan diğer uca uzanan stop ledleriniz olmayacak ama tasarım konusunda bir eksiklik de yaşamayacaksınız. Onun dışında bir diğer güncelleme de logolarda gerçekleşiyor. Önceki nesil Leon'da yine otomobilin genel karakterine uygun şekilde sert fonta sahip model isim yazısı, yeni Seat Leon'da yine tıpkı kendisi gibi daha akıcı ve el yazısı kıvamında yerini alıyor. Değişimler yalnızca tasarım tarafında olmuyor elbette. MQB Evo platformu üzerine geliştirilen yeni Seat Leon, Seat'ın bugüne kadar ürettiği en teknolojik ve en yenilikçi otomobil olmasıyla ön plana çıkıyor. Yeni Seat Leon önceki nesline göre 3 mm alçalarak 1456 mm yüksekliğe sahip oluyor. Boyu da uzayan Leon 4368 mm ile önceki neslinden tam tamına 86 mm daha uzuyor. Ancak boyu uzamasına rağmen dingil mesafesi 2686 mm ile aynı kalıyor. Ende ise 16 mm daralarak 1800 mm oluyor. Yani yeni Seat Leon önceki nesline göre daha alçak, daha dar fakat daha uzun. Bunun sonucunda da premium bir görüntü kazanmasına neden oluyor. Sport Tourer versiyonda ise boyutlar yine hatchback modelde olduğu gibi 4642 mm ile önceki nesilden 93 mm daha uzun ve 1448 mm ile 3 mm daha alçalıyor. Yeni Seat Leon'un iç mekanına geldiğimizde ise daha kapıyı açar açmaz benim heyecanlanmama neden olan tüm teknolojiler ufaktan göz kırpmaya başlıyor. Ama üstün teknolojilerden önce yeni Seat Leon'un iç tarafında neler değişmiş, gelin bir de ona bakalım. Konsolun alt tarafı neredeyse eski Leon'la aynı desek yalan olmaz. Özellikle torpido kapağı eski Leon ile tamamen aynı. Onun dışında yeni Seat Leon'da tamamen yenilenmiş bir iç mekan bizleri karşılıyor.
Havalandırma çıkışlarının şekilleri yenilenen panjur tasarımıyla aynı olurken, önceki nesilde konsolun üst tarafındaki multimedya ekranının iki kenarında duran havalandırma ızgaraları, yeni Seat Leon'da 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranının alt tarafında yine öndeki panjura atıfta bulunurcasına yeniden konumlandırılıyor. Ayrıca bu 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı sayesinde otomobilin iç mekanında bulunan fiziksel buton ve tuşlar da azalıyor. Örneğin klima kontrol ünitesindeki ayarları veya arka planda çalan müziğin sesini açmak ya da kısmak istediğinizde elinizde ekranın alt kısmında yer alan bölümde oynatmanız yetiyor. Fiziksel tuşların azalmasıyla birlikte yeni Seat Leon'un iç mekanı rafine hale geliyor. Bununla birlikte kapılardan başlayarak konsolun üst tarafından sizi saran ambiyans aydınlatmaları da oldukça şık gözüküyor. Tabii ki bu aydınlatmaların görevi yalnızca ortamın havasını değiştirmekten ibaret değil. Yeni Seat Leon'un birazdan tüm detaylarına ineceğimiz sürücü yardımcı güvenlik özelliklerinden biri olan kör nokta algılama sisteminde ya da çıkış yardımcı sisteminde kapı üstünde yer alan ambiyans aydınlatma ışıkları sizi uyararak daha güvenli şekilde seyahat etmenizi sağlıyor. Küçük eşya gözleri ve saklama alanı tarafındaysa yeni Seat Leon'la eskisinin arasında hiçbir fark olmadığını söylesek yalan olmaz. 380 litre bagaj hacmiyle 5 kapılı hatchback tarafında önceki nesil Leon ile aynı hacimler sunulurken 30 litre daha artarak 620 litreye ulaşan Sport Tourer bagaj hacmi konusunda ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek düzeye geliyor. Toplamda 4 farklı donanım seviyesiyle birlikte gelen ve bazı ülkelerde farklı isimlerle anılan yeni Seat Leon'un giriş seviyesi paketinde referans isimli model yer alıyor. Bu donanım ismi ülkemizde Style ismiyle anılıyor. Standart ve rafine bir dış görünümün yanında önde halojen farlar, arka tarafta bir uçtan bir uca kuyruk stopları bulunuyor. Standartta 15 inç çelik jant olarak gelen ama istenirse 16 inç çelik ya da 16 inç alaşım seçenekleri de bulunurken elektrikli dış aynalar ve kapı kolları gövde renginde geliyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırmanın yanında ön konsolda yer alan 2 adet USB Type-C bağlantı noktaları yeni Seat Leon'un geleceğe doğru attığı adımlardan biri oluyor. Bunların yanında 4 hoparlörlü bilgi eğlence sisteminde 8 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı ile kullanıyorsunuz. Sürücü konforuna da bir hayli önem veren yeni Seat Leon'da yükseklik ayarlı sürücü koltuğu da bulunuyor. Bununla birlikte 2 adet ön tarafta, 2 adet yan kapılarda ve 2 adet arka kapılarda olmak üzere 6 adet hava yastığı da yeni Seat Leon'da bulunan özellikler arasında yer alıyor. Güvenlik teknolojileri kısmında giriş seviyesindeki referans donanımında emniyet kemeri anımsatıcıları, ESC, lastik basınç uyarı göstergesi ve elektronik park freni gibi temel özellikler bulunuyor. Bir üst donanım paketi olan Stil'de ise referans donanım paketine yer alan ekipmanların yanı sıra önde ve arkada LED okuma ışıkları, şık ve ince bir detay olarak görebileceğimiz eldiven kutusu, üzerinde birçok fonksiyon içeren deri kaplama direksiyon simidi ve yine deri kaplama vites kutusu yer alıyor. Teknoloji kısmında standart olarak gelen özelliklerin arasında Bluetooth bağlantısı, ısıtmalı dış aynalar bulunuyor. Ayrıca sürücü koltuğunda yükseklik ayarının yanı sıra ayarlanabilir bel desteği de ekleniyor. Standart olarak gelen 16 inç alaşım jantları da 17 inçe yükseltebiliyorsunuz. Üçüncü donanım seviyesinde ise Excellence bulunuyor. Adı bile oldukça havalı olan Excellence donanım seviyesinde yolculuğunuz esnasında cihazlarınızı şarj etmenizi sağlayan 2 adet USB Type-C bağlantı noktasının yanı sıra Seat'ın Climatronic adını verdiği 3 bölgeli klima sistemiyle ön ve arkada kol dayamaları sunuluyor. Ayrıca Seat dijital kokpit ile otomobile ait tüm bilgilere kolayca erişebiliyor ve onları özelleştirebiliyorsunuz. Yalnızca ambiyans aydınlatma görevi görmeyen fonksiyonel iç ortam aydınlatması, Excellence donanımına özgü iç döşeme renkleri, koltuk desenleri ve Excellence logolu iyi kalitedeki direksiyon simidi ile yeni Seat Leon'un tadına varacaksınız. Bunlara ek olarak sürücü koltuğu için gelişmiş bel ayarı, kapı altında ve kapı eşiğinde aydınlatmaların bulunduğu alüminyum kapı basamakları Excellence donanım seviyesinde standart olarak bulunuyor. Dış tarafta ise 17 inç alaşım jantlarının yanında arka tarafta bir uçtan diğer uca uzanan LED stopları, ön tarafta tam LED farlar ve yine LED'siz ve aktif viraj aydınlatma farları standart olarak bulunan ekipmanlar arasında yer alıyor. Ayrıca sıcak damgalı elmas kesim ızgara, krom çerçeveli yan camlar, krom tavan rayları, arka park sensörleri ve katlanabilir dış aynalar da Excellence donanım seviyesiyle standart olarak geliyor.
Donanım seviyelerinin en üstünde ise hangi model yılında bir Leon'a sahip olunursa olunsun her Leoncunun hayalinde olan FR donanım seviyesi yer alıyor. FR donanım seviyesinde diğer donanım seviyelerinde standart olarak sunulan ekipmanların hepsi bulunurken onu dışarıda gördüğünüzde FR olduğunu anlayacağınız özel tasarım ön ve arka tamponlar yer alıyor. Özel olarak geliştirilmiş süspansiyon sistemi, özel FR logoları ve yine FR için üretilen 17 inç alaşım jantlar sürüş kalitenizi ve göz zevkinizi artırıyor. Ayrıca yeni Seat Leon, Seat markasının ilk tam bağlantılı otomobili olmasıyla da öne çıkıyor. Tam bağlantılı da ne demek? Gelin bir de onu öğrenelim. Yeni Leon'un sisteminin kalbinde yüksek çözünürlüklü 10.25 inç büyüklüğünde kullanıcı tanımlı gösterge paneli ve Seat dijital kokpiti içeren bir bilgi eğlence sistemi bulunuyor. Multimedya tarafında opsiyon listesinde 10 inçe kadar yükseltilebilen, standartta ise 8.25 inç olarak gelen bir multimedya ekranı yer alıyor. Yüksek teknolojinin Leon ile buluşmasından ortaya çıkan bu sistemde en büyük yenilik ses tanıma kısmında gerçekleşiyor. Fiziksel tuşların azaltılmasının bir sonucu olarak yeni Seat Leon ile sesli komut teknolojisi hakim kılınıyor. Tamamen yeni Seat ses tanıma özelliği verdiğiniz tüm komutları algılayarak sizin ve Leon'un arasında duygusal bir bağ kurmanızı sağlıyor. Örneğin navigasyonda bir yer ayarlamak istediğinizde ya da en sevdiğiniz müziği açmak istediğinizde yeni Seat Leon'a sadece sesli bir komut vermeniz yeterli. Ayrıca cep telefonunuzda otomobilinizi bağlamanızı sağlayan Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servisleri de yeni Seat Leon'da bulunan teknolojik özelliklerden biri oluyor. Bunlara ek olarak eSIM adı verilen teknolojiyle birlikte telefonunuzla uzaktan bağlantı kurabiliyorsunuz. Hatta eSIM'de neler yapabileceğinizi ilerleyen dakikalarda daha detaylı şekilde de anlatacağım. Ama ondan önce beni her zaman çok heyecanlandıran ve mutlu eden kısma geçiyoruz. Yani motor teknolojileri ve seçeneklerine. Hazır mısınız? Artık sadece benzinli ya da dizel bir Leon'a sahip olmak zorunda değilsiniz. Yeni nesil bir TSI benzinli, TDI dizel, sıkıştırılmış doğalgazla çalışan TGI, hafif hibrit ATCI ve plug-in e-hibrit olmak üzere tam 5 farklı motor seçeneği yeni Seat Leon'a ekleniyor. Otomatik şanzıman kısmında artık kendisini yıllardır çok iyi tanıdığımız DSG yer alırken Shift-by-Wire adı verilen teknolojiyle vites değişimleri yeni Leon'un beyni tarafından elektronik olarak belirleniyor. Böylece şanzıman üzerine ekstra bir yük binmemiş oluyor ve uzun kullanım ömrünün yanı sıra sürüş kalitenizi de arttırıyor. Ayrıca Eco, Normal, Comfort, Spor olmak üzere 4 farklı sürüş modeliyle birlikte kişiselleştirmeye olanak sağlayan DCC modu da yeni Seat Leon'da bulunuyor. Şimdi gelin bir de bu yenilenen motor seçenekleri bize neler vaat ediyor, içeriklerinde neler var hepsini detaylıca öğrenelim. Benzinli motor seçeneklerinin arasında yeni Seat Leon'da ilk defa 90 ve 100 beygir olmak üzere 2 farklı güçte gelecek olan 1 litre hacminde 3 silindirli bir motor bulunuyor. Bir üst seviyede ise 1.5 litre hacminde motor bulunurken bu motoru 130 ya da 150 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneğinde satın alabiliyorsunuz. 1 litre TSI ve 1.5 TSI 130 beygirlik motor seçeneklerinde yakıt tüketimini azaltıp motor verimini artıran Miller Cycle motor teknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojiyle birlikte hava yakıt karışımı daha iyi şekilde kontrol ediliyor ve motor verimliliği %10'a kadar artıyor. Ayrıca 1.5 litrelik üniteler verimliliği en üst düzeye çıkarması için aktif silindir yönteminde entegre hale getiriyor. Kullanılan bu teknolojiyle birlikte motor ihtiyaç duymadığı zamanlarda yakıt tüketimini azaltmak için iki silindir ile çalışmaya devam ediyor. Benzinli motorların en tepesinde ise 2 litre hacminde olup tam tamına 190 beygir güç üreten TSI motor yer alıyor. Bu motor kombinasyonu ise yalnızca çift kavrama otomatik şanzıman ile yönetilebiliyor. Dizel motor tarafında ise yine iki farklı güç seçeneği sunan ve yalnızca 2 litre hacmindeki TDI motor bulunuyor. Manuel vites seçeneğini yalnızca 115 beygirlik TDI motorda seçebiliyorsunuz. 150 beygirlik 2 litre hacmindeki TDI motor ise DSG şanzımanı ile yönetilebiliyor ve 4 tekerden çekiş sistemi de yalnızca 150 beygirlik bu motorda sunuluyor. Emisyon değerlerini azaltan ve zehirli gazların salınımını önemli ölçüde azaltan çift enjeksiyonlu AdBlue CCR sistemi yeni Seat Leon'da bulunan çevreci özellikler arasında yer alıyor. Çevreci olma konusunda bayrak ise yeni Seat Leon'da ilk defa gelecek olan ATSI hafif hibrit motor seçeneği oluyor. 1 litre 110 beygir TSI ve 1.5 litre 150 beygir TSI olmak üzere iki farklı ünitede kullanılan bu motor sistemiyle birlikte 48 volt hafif hibrit motoru yer alıyor.
Bu teknoloji sayesinde yeni Seat Leon'un bünyesinde bulunan 48 volt marş jeneratörü ateşleme anında yalnızca elektrik enerjisi kullanıyor. Böylece ilk marş sırasında hiç yanmadan egzozdan çıkan yakıt korunmuş oluyor. Sadece DSG şanzıman ile yönetilen bu motorlarda şehir içinde yakıt tüketiminiz önemli ölçüde azalıyor. Hibrit motor teknolojisini yeni Seat Leon'da dibine kadar yaşamak için de bir adet plug-in hibrit motor seçeneği yeni Seat Leon'da sunuluyor. 1.4 TSI motor ile 13 kW'lık lityum-iyon pillerin desteklediği bir elektrik motoruna sahip olan yeni Seat Leon, bu hibrit motordan 204 beygir güç elde ediyor ve yalnızca DSG şanzıman ile yönetilebiliyor. Bünyesinde yer alan elektrik motorunu manuel olarak da seçebiliyor ve sadece pillerden elde ettiğiniz güç ile 60 km'ye kadar sürüş menziline sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede şehir içinde tamamen elektrikli olarak seyahat edebiliyorsunuz. Ayrıca teknoloji kısmında getirilen eSIM ile birlikte hibrit motora sahip Leon'unuzdaki pil durumunu ve menzil uzunluğunuzu anlık olarak cep telefonunuzdan öğrenebiliyorsunuz. Yeni Seat Leon'da ilk defa sunulan bir diğer motor seçeneği ise doğalgaz ile çalışan TGI motor oluyor. Toplamda 17.3 kg net kapasitesi olan 3 adet CNG tankına sahip olan yeni Seat Leon'da hiç yakıt ikmali yapmaya gerek kalmadan 440 km'lik bir sürüş menzili sağlanıyor. Bu teknolojiyi hali hazırda ülkemizde kullanılan LPG'ye benzetebiliriz. Ben TGI motorların da ülkemizde oldukça rağbet göreceğini düşünüyorum. Ama tabii gelirse talep arzın oluşması lazım. Bu konuda da top siz müşterilerde. Yeni Seat Leon'un üstün güvenlik teknolojilerini göz önüne aldığımızda bugüne kadarki en teknolojik Leon'a sahip olacağınızı bilmenin vakti geldi. Güncellenmiş ve tamamen yeni geliştirilmiş sürücü destek sistemi ADAS'a sahip olan yeni Seat Leon, bu güvenlik paketiyle birçok üstün sisteme ev sahipliği yapıyor. Tamamen yenilenmiş yeni Seat Leon'un dinamik şasi kontrol sistemi DCC ile birlikte yolun fiziksel durumu ve sizin sürüş karakteriniz bağlantılı halde çalışıyor ve otomobilin konforu her zaman en üst seviyede tutuluyor. Adaptif şasi teknolojisi ise sürekli yol koşullarını okuyor ve bu bilgileri direksiyondan alarak frenleme, süspansiyon adaptasyonu ve diğer sürüş dinamikleri arasında optimize şekilde çalışarak tekerleklerde sürümleme yapıyor. Ama bence bu segmentte bir otomobilde olmasından çokça mutlu oldum ve tecrübe etmek için sabırsızlandım. Özellikle ise tahmini duyarlı ayarlanabilir cruise control ACC oluyor. Bu sistem ile birlikte yeni Leon'un navigasyona girdiğiniz rota sayesinde yol üstündeki her türlü bilgiyi GPS ile alıyor ve örneğin rota üzerindeki virajlarda, kavşaklarda ya da hız sınırlarında otomobilin hızını otomatik olarak ayarlıyor. Ve daha önce hiç gitmediğiniz yollarda sizi tehlikelere karşı koruyor. Bununla birlikte otonom sürüş deneyiminin de yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Travel Assist özelliğiyle yeni Seat Leon'da kullanacağız. Bu teknoloji ACC ve şerit takip sisteminden gelen bilgileri kullanarak aracı şerit ortasında aktif şekilde tutacak ve aracın hızını trafiğin akışına göre ayarlayarak 210 km'ye varan hızlarda bile yardımcı sürüş sağlayacak. Ayrıca bu sistem ile eğer izin verilirse sollama da yapılabilecek. Böylece uzun yolculuklarınızda tek başınıza çok daha az yorularak varmak istediğiniz yere sağ salim verebileceksiniz. Her üstün güvenlik özelliğinde olduğu gibi bunu da suistimal etmemeniz için direksiyonu en az bir elinizde tutmanız gerekiyor. Eğer bu sistem açıkken direksiyonu iki elinizde 15 saniyeden fazla bırakırsanız sistem size önce sesli olarak sonra görüntülü olarak ardından hiçbir tepki vermezseniz de ufak ufak fren sarsıntısıyla sizi uyaracak. Son olarak yeni Seat Leon'un resmi internet sitesinde yayınlanan motor seçenekleri, kombinasyonları ve fiyat listesine bir göz atalım. Style donanım seviyesinde bulunan 1 litre benzinli TSI 110 beygirlik yeni Seat Leon için fiyat etiketinde 209 bin lira yazarken hafif hibrit motor teknolojisine sahip 1 litrelik ATSI 110 beygir Style Plus DSG modeli için 231 bin lira değer biçiliyor. Listenin son sırasında ise FR donanım seviyesinde bulunan 1.5 litrelik TSI ACT 130 beygirlik model bulunuyor. Bu donanım seviyesi içinse 231 bin 500 lira değer biçiliyor. Yeni Seat Leon'un baştan aşağıya yenilenen özellikleri bu şekildeydi. Son yorumda belirtmeliyim ki ben yeni Seat Leon'u oldukça beğendim. Özellikle üstün güvenlik teknolojileriyle piyasadaki çoğu modeli sallayacak gibi gözüküyor. Peki siz yeni Seat Leon hakkında ne düşünüyorsunuz? İki modelden bir tanesini tercih etmek zorunda kalsaydınız Golf'ü mü yoksa yeni Seat Leon'u mu tercih ederdiniz? Bu konudaki görüşlerinizi ve aklınıza takılan tüm sorular için de sizi yorumlar kısmına bekliyorum. Tekrar hatırlatıyorum, kanala halen daha abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.